ben Sertaç abiyim. Aa, zoom yapınca göbeğime. Oğlum göbeğime de zoom yapılmaz ya. Of of of, topla. Oh oh oh, keşke Minecraft'te hep böyle XP kazabilsek ha. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber bakın bugün efsanevi bir mod daha deneyeceğiz abi. Yenilebilir külçeler. Yani madenleri hani böyle biz ocaklarda eritip yiyebiliyoruz ya. Yani normalde yiyemiyoruz. Tabisi de bu oyunda yiyebileceğiz yani. Her bir külçe bize çok ilginç güçler verecek. Bak şimdi burada bir elmas kazmayalım. Bunları alalım. Tamam, hepsini aldım kardeşim. Hemen şunları bir giyeyim. Bunu da giyeyim. Oh tamam. Elmas kazmam orada zaten. Yayı hemen 2. 3. sıraya alayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle de kılıcımı alayım. Tamam. Gördüğünüz gibi abicim şu anda bir Shader Pack kullanıyorum. Efsanevi bir Shader Pack. Bedrock'taki en başarılı RTX Shader Pack'lerinden bir tanesini kullanıyorum. Efsanevi bir şey ya. Şuraya bakın. Bir de bunlar ekstradan parlıyor kardeşim. Gördün mü? Hem orijinallikleri değişmemiş hem de inanılmaz bir renk ve parlama olayı gelmiş yani. Ben bunu çok beğendim. Tabii bilgisayarımı da az buçuk birazcık da kasmıyor değil yani. Şimdi sizle beraber şu külçeleri bir deneyelim bakalım ne olacak. Kas bakalım. Evet, şimdi kardeşim bana ham bir altın geldi. Bunu yiyemiyorum. Bunu tabii ki de ne yapacağım? Eriteceğim ve bir külçeye çevireceğim abi. O yüzden şöyle hızlıca şunları bir kıralım. Siz de aşağıdan kardeşim like'ınızı yapıştırmayı unutmayın. Aslında ben bu Minecraft'ta Shader Pack'leri çok severim. Yani mesela boş vakitlerimde bol bol Shader Pack indiririm, denerim. Hangisi daha güzel diye. Ve size emin olun şu zamana kadar Bedrock'ta denediğim en iyi Shader Pack bu kardeşim. Özellikle madenlerin aydınlatılması, özellikle parlama olayı efsane hoşuma gitti yani. Çok beğendim bu arada. Allah de be, ben bir düştüm şuraya. Oğlum bu nasıl bir şey? Ben buradan nasıl çıkacağım? He, şöyle altıma bir tane koyayım, çıkayım. Tamam, şimdi mesela biraz da lapis kazalım. Ha, lapisler zaten... O Allah de be. Tamam, bir 5 tane lapis bunlar. İşimizi gördük kardeşim. Tabii bu lapisleri direkt... Aa, yedim. Oo, bir dakika. Efsane gibi şey kasıyorum şu anda. Oo, XP kazıyorum. Lapis yiyince XP yağmuru oluyor demek ki. Voy 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 voy. Bak şimdi bak, bir daha deniyorum bak. Of of of, topla. Oh oh oh, keşke Minecraft hep böyle XP kazabilsek ha. Oha, süpermiş. O zaman ben şimdi bunların hepsini arka arkaya yersem ne oluyor? Hepsini verim. Topla. Şu deri yerlerden topla, boşa gidecek. Çünkü XP'ler sonradan kaybolabiliyor abi hemen. Güzel, 37 seviye birden oldum bak. Bu güzelmiş kardeşim. Şimdi benim ocağı yakabilmem için kömüre falan ihtiyacım var tabisi. Bana oyun kömür mömür bir şeyler vermedi. Bunlar acaba demir midir? Bence demirdir. Aynen, ham demir abi bunlar da. Hemen şu demirleri de bir kazalım. Basalım. Demir külçe yediğim zaman bana ne gibi bir güç verecek, merak ettim yani. Kas. Tamam. Bu kadar demir külçe yeter. Yok ya, demir bulmuşken dayanamıyorum. Birazcık daha şunlardan götüreyim şöyle. Oh tamam. Güzel. Oh mis. Şimdi şurada redstone. Vay be. Oğlum redstone'lar çok güzel gözükmüyor mu? Bak yaklaştığım zaman onun o kırmızı rengi bak. Görüyor musun? Bak suratıma yansıyor. Bak şöyle yapayım, yansımıyor. Şöyle yapınca bak suratıma yansıyor, gördün mü? Aslında Minecraft'ı Shader'la oynamak lazım yani. Şimdi benim bilgisayarım birazcık eskidi tabii. Şimdi önceden benim bilgisayar efsaneydi. Fakat yılların ilerlemesine dayanamadığı için. Çünkü yeni çıkan Shader Pack'ler inanılmaz güçlü yani. Mesela bu Shader Pack gibi. O yüzden mesela şöyle çok hızlı falan hareket etsem dünyam şaşıyor yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Peki ben şimdi bu redstone tozlarını direkt yesem ne oluyor? Bir bakayım. Şöyle. Oğlum redstone yedikçe kalbim gitti. Aa, bir tane kalbe dönüştüm ben. Oo, kalbim gitti. Her bir redstone bloğu yediğimde kardeşim kalbim gidiyor. Uu, elmas. Aa, bir dakika. Zümrüt bu. Evet, şöyle bir deneyelim. Bismillah. Aha, bir şeyler oldu. Her yer bir aydınlandı. Oo, gece görüşü verdi bu arada bana. Tabi gece görüşü gelince ortam inanılmaz aydınlanıyor abi gece görüşüyle. Zıplama verdi, hız efekti, özel can yenilemesi verdi ve bir de kazma efekti verdi. O zaman bir dakika kardeşim. Hadi be, efekt gitti. Bak şimdi o zaman hemen yiyorum. Bak şimdi kazma efekti geldi. Uf, kardeşim nasıl kazıyorum seyret. Efsanevi bir kazış.
Oğlum bunun da var ya madencilik yapılır ha. Efsane kazıyorum şu anda ama buradan yukarı nasıl çıkacağım ya? Ben neden şu an böyle bir şey yaptım? Aga ay be. Oğlum şu görüntüye bir bakar mısın? Şimdi bak burada bir lapise denk geldim. Lapisin oluşturduğu şeye bakın bak. Bak bak gözlerime bak. Hele bir gözlerime bak. Kaliteyi gör kardeşim, kaliteyi gör. Size bir şey diyeyim mi? Ben Java'da da pek çok şey denedim. Java'da da pek çok shader deniyordum önceden. Ama bu Bedrock'taki kadar kaliteliydi. Bakın abi şu görsellere bir bakar mısınız? Şu piksellerin ışığı alma kalitesine bakın. İşte biz buna RTX teknolojisi diyoruz. Java'da böyle şeyler yok. Java'cılar üzgün kardeşim. O zaman ben buradan abi yukarı doğru gidiyorum vallaha. Evet kardeşim tekrardan en yukarıya kadar geldim. İşte böyle elmas topluyor topluyor elmas. Bakalım elmasların etkisine hemen bakalım. Bu patates nereden geldi ya? Hadi bakalım elmasların etkisini çok merak ediyorum. Bismillah. Oo her yediğimde kalp veriyor. Oo çok iyi elmas bitti elimde. Dur şimdi hepsini bir toplayacağım bakayım nereye kadar bana kalp verebilecek. Kardeşim bu arada aşağıdan abone değilsen abone ol butonuna basabilirsin. Sizlerin çünkü videolarımıza like atması bizi daha fazla kişiye önermesi anlamına geliyor YouTube'un. O yüzden abi aşağıdan like butonuna ve abone değilsen abone olmaya basmayı unutmayabilirsin. Vay kardeşim bir dakika. Ya oğlum bak kritik atarım ha. Vallahi kritik atarım kafanıza. Evet 31 tane var şu an. Evet kalplerim hakikaten doluyor şu an ha. Oy 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 oy. Oğlum sınırsız kalp mi verecek bu bana? Ne verecek? Tamam şimdi kalbim dolmaya başladı. Kalbim dolarken birazcık daha elmas kasalım. Kaç tane? 35 tane daha elmas kastım. Bismillah bakalım. Oğlum hakikaten her yediğimde kalplerim büyüyor şu anda. Voy 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 voy. Nereye kadar gidecek? Aa gene elmasım bitti. Haritada başka elmas var mı acaba? Ama bak şimdi bu kadar elmas doldurdum ya. Şimdi mesela bak bir tane redstone yedim. Redstone yedikçe de kardeşim kalplerim azalıyor. Altın ne veriyor acaba? Biraz böyle karanlık gözüküyor ama baksana. Abi aydınlatmaya bir bakar mısın ya? Bak 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 bak. Oğlum çok iyi ya. Tamamıyla sanki gerçek gibi ha. Olaya bak. Ne geldin sen be arkamdan? Oğlum bak 500 tane kalbim var hayırdır siz ya. Şimdi mesela bak ben çoğu shader peki niye beğenmiyorum biliyor musunuz? Minecraft'ın orijinalliğini bozuyorlar. Yani mesela bak maden olayında. Burada abi bu orijinalliği bozuyor. Böylelikle abi bu blokların şekilleri falan değişiyor. Ben onu sevmiyorum abi. Hah bu arada kömür arıyordum. Aynen kömür geldi. Yani Minecraft'ın orijinali hiç bozulmayacak. Sadece ışın izleme teknolojisi dediğimiz işte o RTX ile beraber gelen şu olay olacak. Hani bak şu ışığın yayılma olayları bunların parlama. Bak mesela bakın meşale nasıl bak görüyor musun? Bak meşalenin ışık dalgası nasıl yayılmış. Bunlar mesela ışın izleme teknolojisi diyoruz biz bunlara Minecraft'ta. Bunlar olacak ama çoğu shader pack blokların da tasarımını değiştirdiği için mobların blokların. Aga ben sevmiyorum be. Aranızda seven var mı bilmiyorum ama benim pek hoşuma gitmiyor abi ya. Minecraft'ta bence orijinal. Ben mesela acayip bir BMW hastasıyımdır. Mesela E39 kasa 2001 model 5 kasa BMW'nin hastasıyımdır ki benim BMW 530'um da vardı evlenmeden önce. Evlendikten sonra kızlar doğunca satmak zorunda kaldım çünkü bagajı küçük yetmiyordu diye. Mesela ben orada da mesela BMW alan arkadaşlarım olurdu. Onlar mesela full modifiye çakardı falan. Ben yapmazdım abi. Ben orijinale sadık kalmayı her zaman seven bir insanım. Çünkü modifiyeye girdiğin zaman artık o başka bir şeye dönüşüyor yani. Bu arada abi çok güzel şey kastık. Şimdi bence iyi bir şekilde taş kasalım. Abi şunlar taş muhtemelen. Evet bence ocak yapacak kadar taşım o. Aa bu andezit mi iş? Benim kırık taş kasmam gerekiyor. Bu arada zümrütler geldi tekrardan. Abi gördüğüm zaman dayanamıyorum şunları kesmeye toplamaya kasmaya dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum bak. Şimdi kardeşim ben bu şey için bu arada burada odunlar var. O, bu odunlardan şöyle biraz odun kasıp abi şöyle biraz odun toplayıp odunla. Ne yapacağım ki ben odunla? Aslında çok bir şey yapmama gerek yok. Aa bu arada elmas buldum abi tek. Hemen şuradan biraz daha elmas kasalım. Bakalım kalplerimiz nereye kadar gidebilecek abi. Yani mesela bütün ekran kalplerle dolacak mı acaba? Asıl merak ettiğim şey o burada. Demirle altının da etkisini biraz sonra girişeceğim abi. Biraz aşağı inip taş toplayacağım. O topladığım taşlarla da abi hemen şey yapacağım. Evet topla 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 topla. Tamam. Kaç tane oldu kardeşim elma? 3 tane. Oh kalpler geliyor ba 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 ba. Bu arada şu biftekten de arada yiyelim açlığımız tam da olsun. Abi baksana komple
komple kalp oldum gibi bir şey yani. Bütün ekran kaplanacak mı acaba ya? Hakikaten çok acayip. Yani game moda geçip şu anda stack stack elmas alıp abi. Elmaslarla mesela nereye kadar doldurabileceğimi merak ediyorum aslında. Ama game moda geçince sanki oyunun birazcık böyle zevki bozuluyor. Aa yağmurun güzelliğine bak. Uy düşüşe bak, ne kadar güzel düşüyormuşsun sen öyle. Aga ben bununla size var ya podcast, mesela Minecraft podcast'i çekmek istiyorum ya ben size. Minecraft podcast'lerinde abi aslında bu shader'la arka planda full maden kasıp, maden kasarken de arka planda podcast nasıl ama, çok iyi değil mi? Bence olur. Yorumlara bir yazın bakalım, beğenir misiniz böyle bir şey. Mesela şimdi ben bu meşelerden bir tanesini böyle elime alamadım. Aga o Java'da mıydı ya? Oo Java'daymış. Evet. Java'da mesela shader açtığımız zaman meşaleyi diğer elimize aldığımızda şey oluyor. O sürekli meşalenin aydınlatmasıyla hareket edebiliyoruz. Güzel de oluyor o zaman. Bu arada o düştüğüm yerin yukarısına çıkabilmek için çok fazla kasmam gerekiyor şu anda. Uf çok beğendim. Oğlum bak bu zamana kadar beğendiğim en iyi shader pack bu ha. Yani daha iyisini beğenmedim. Çünkü deniyorum ben yani. Özellikle RTX shader'larına çok bayılırım. Böyle ışın izleme teknolojisinden dolayı. Ama onlar genellikle işte blokların tazlarını değiştiriyorlar. Bir de renkler bozuluyor falan. Ama abi bunda herhangi bir bozulma hiç yaşamadım. Yani baksana abi kaliteye ve detaylara bak. Şu keskinliğe bakar mısın bak şu kenarlarda. Mesela bunları Java'da bulamazsınız abi. Java'da bu kalite yoktur hiçbir zaman. Şöyle çok güzel. Bu arada elmas kazma da bayağı dayanıklıymış he. Tamam şimdi buradan kardeşim. Nerede benim stack? Şimdi kardeş yukarı çıkıyoruz. Evet yukarıya kadar çıktık kardeşim. Bu arada da bayağı yağmur yağıyor. Şimdi abi benim craft table'ım nerede? Hah buradaymış. Şimdi abi ocak nerede ocak? Oğlum ben full andezit kasmışım. Aga şimdi Sertaç abi game moda geçer ama. Kusura bakmayacaksın şimdi. Kusura bakma kardeşim. Bu arada dur hava döngüsünü bir kapat ya. Bu nedir? Şimdi bak kardeşim hemen game mod 1. Oyunda en sevdiğim şey. Bana bir ocak ver hemen. Yeter ya, bu nedir be kardeşim ya. 64 tane ocak da istemedik yani ha. Çok verdin yani. Senin de bir ayarın olsun be kardeşim. Şimdi kardeş kömürlerimizi koyduk. Ham demirlerimizi koyduk. Vay be yaydığı ışığın kaliteye bak. Ben bunu var ya bak ben size şöyle bir video çeksem yersiniz ha. Size mesela şöyle bir video çeksem. İşte RTX 4090 ekran kartıyla Minecraft RTX oynuyoruz diye. Shorts videoları çeksem. Hani böyle YouTube'da belki karşılaşıyorsunuzdur. İşte 3090 ekran kartıyla işte son en güçlü shader packleri çalıştırma falan gibi. Bu arada kardeşim birkaç tane shader pack var mesela. Ben onları henüz alamadım. Çünkü yurt dışından parayla alınıyor shader packler. Ama onları benim bilgisayarım şu an kaldırmıyor. Günün gün gelip bilgisayarımı yenileyecek param olursa abicim onları alacağım. Ve onlarla size direkt sadece shader'daki mükemmelliği anlatan videolar çekebilirim yani. Yani bu bile çekilir ama bunu böyle videolarda falan daha böyle eğlenceli olur gibime geliyor. Şimdi 5 tane demir külçesi aldım. Bakalım şimdi bunlarla ne oluyor bismillah. Ha bir dakika ben game mod 0'a geçmemişim. Aga bütün demirleri yedim bir anda ya. Dur. Şimdi bakalım ne oluyor. Ne oldu? Oğlum demir yedim ne oldu? Aga bir dakika bu arada ben bir acıktım, şu yemeği bir yiyeyim. Oğlum çok fazla kalbim var ama demir yiyorum hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Doldur bakayım şunu da bir. Aga yok ya. Ben illa game moda geçireceksiniz. Şimdi stack stack alacağım bak şimdi ha. Şimdi kardeşim ver kardeşim bana bir stack demir. Bir de ver kardeşim bana bir aldın. Hadi bakalım. Şimdi game mod 0'a geç. Aa bir dakika bak. Oğlum yiyorum şu anda. Arka arkaya yiyorum, hiçbir şey olmuyor. Evet anlamadım. Bir dakika. Üstümdeki zırhları bir çıkarayım. Yok abi altın yiyeyim. Oha bu ne oğlum? Oo kocaman oldum. O zaman bir dakika demir yiyince de küçülüyor mu? Aga yok demir yiyince hiçbir şey olmuyor. Bu arada bak büyük olunca şey kaydı. Kameranın objektifi kaydı abicim. Açısı kaydı kamera. Ve ben Sertaç abiyim. Ölüme gelenece yıkırırım. Ben Sertaç abi. He devser. Aa zoom yapınca göbeğime. Oğlum göbeğime de zoom yapılmaz ya. Tamam birazcık göbekli olabilirim ama göbeğime de olmaz ya. Ayıptır be kardeşim. Evet videoyu buraya kadar izlesiniz. Abi sonuna oğlum Enderman utan mı, korkmuyor musun? Aklını alırım oğlum senin. Serçe parmağımla içinden geçeceğim sonra elimde kalacağını ya. Bu arada kardeşim aşağıdan likelayıp aboneleri unutma. Sonuna kadar izlediysen de abi sonuna kadar izledim diye yaz şu anda. Ben de size kalp atayım. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tabii ben ve göbeğim. Ha küçüldü mü ya?